Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugün sizlerle birlikte PTC'nin borlama tasarımları için geliştirdiği ayrıca Creo'nun en temel paketi Design Essential paketinde mevcut olan Fine Peak Design modülünü inceleyeceğiz. Öncelikle Fine Peak Design modülü Creo'nun parametrik içerisinde 3 boyutlu borulama tasarımını gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir uygulamadır. Ayrıca 2 boyutlu çizimler yaptığımız Creo şematikle birlikte her şematikten bağımsız çalışabilir. Yani Creo içerisinde manuel yönlendirmelerle boru tasarımımızı gerçekleştirebiliriz ya da şematikle ilişkili bir şekilde oluşturduğumuz akış diyagramlarını, 2 boyutlu akış şemalarını Creo parametrik XML dosyası aracılığıyla entegre edip 3 boyutlu yönlendirmeleri yapabiliriz. Temel olarak borulama tasarımı 2 şekilde yapılır. Birincisi manuel design development dediğimiz tasarımcıya bağlı herhangi bir kural ve kısıtlama içermeyen borulama tasarımı yöntemidir. Yani tamamen tasarımcıya özgü bir tasarım çeşididir. İkincisi ise specification driving design development dediğimiz standartlara belli kurallara uyan borulama tasarım yöntemidir. Şematik içerisinde yaptığımız 2 boyutlu akış tasarımlarla birlikte XML dosyası aracılığıyla Creo içerisinde aktarıp 3 boyutlu yönlendirmeleri yapabiliriz. Bugün şematik üzerinde çok fazla durmayacağız. Daha önce yaptığımız şematik webinarını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İnformatik YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ama bugün de şematikten biraz da olsa bahsedeceğiz. Manuel Design Development tamamen boru özelliklerini, boru hatlarını Linestock adı altında dediğimiz pencere içerisinde belirtiyoruz ve burada manuel yönlendirmelerle tamamen kontrolümüzde olacak şekilde borulama tasarımını gerçekleştirebiliriz. Specification Driving Design Development'ta ise dediğim gibi Driving Piping Process ile borulama tasarımını Creo şematik içerisinde 2 boyutlu diyagramları tasarlarken oluşturulan yönlendirmeler ve borularla belli parametre doğrultusunda tasarlanıp XML formatında export edildi Creo parametrik içerisine aktarılır. Burada şematik içerisinde oluşturduğumuz akış diyagramlarını Creo parametrik içerisindeki oluşturduğumuz modellerin karşılığını getirebilmek için parametreleri tanımlayıp oluşturduğumuz 2 boyutlu akış diyagramlarını parametreleri eşleştirerek Creo parametrik içerisinde karşılığı gelecek şekilde yönlendirmelerini yapabiliriz. Export işlemi sırasında ise XML formatında export ederek birbirleriyle bağdaşlaştırabiliriz. Şimdi bunları bir uygulamayla daha iyi şekilde kalacak şekilde anlatacağım. İlk olarak manuel tasarımından bahsedeceğim. Şöyle bir dosyamız mevcut. Bu modelimiz mevcut. Bu model üzerinde manuel prosesle borulama tasarımını gerçekleştireceğiz. İlk etapta aplikasyon altından oradan piping modülünü açıp şöyle karşımıza standart ribbon komutunda pencere karşımıza geliyor. Burada borulamayı tasarlayabiliriz, yönlendirebiliriz. Şuradaki pencerelerden tamamen şu komutları kullanarak tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. İlk etapta bir line stock oluşturmamız gerekiyor. Bunu da setup altında line stock deyip burada create dediğimiz zaman burada bir line stock'umuzda stock boru hattımıza bir isim vereceğiz. Buradan 50A diyelim. Böyle isim ekledikten sonra karşımıza çıkan pencerede buradan boru hatlarımızı oluşturabiliriz. Örneğin grid'i STD yapıyorum. Buradan section'dan borumuzun kare mi ya da dairesel mi olacağını belirtebiliriz. Boru şeklimizi belirtebiliriz. Burada içi boş mu ya da içi dolu mu bu şekilde de belirtebiliriz. Buradan borumun çapını 50 olarak belirtiyorum. Kalınlığını ise 3.9 olarak belirtiyorum. Burada boru şeklimin düz bir boru mu yoksa esnek bir boru mu olacağını belirtebiliriz. Burada düz bir boru tercih ediyorum. Buradan köşelerin olacağını, yardımcı elemanlardan faydalanacağımı belirtmek istiyorum. Buradan köşe radüslerini belirtebilirim. Ayrıca burada ise aralık bölü uzunluk oranı yani borunun yoğunluğunu hesaplayabiliriz. Örneğin ben burada 0.0540 olarak hesapladım. Bu şekilde oluşturuyorum.
Daha sonra bunu save edip kaydedebiliriz. Örneğin şuradaki bunun üzerine kaydedeceğim aynı isimde. Kaydedebiliriz ve sürekli her tasarım yaptığımızda yeniden line stock oluşturmanıza gerek kalmaz. Mevcut olan line stock'u kullanabiliriz. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Buradan daha sonra şu an stock'umuzu oluşturduk. Create pipe diyorum. Buradan boru hattını oluşturmak için line pipeline'ı seçiyorum. Pipeline'ı oluşturuyorum. Değerli dedim. Buradan yeni baştan yeni bir line stock oluşturabiliriz ya da mevcut oluşturduğumuz line stock'u seçip işlemi yapabiliriz. Yani zaten işlemi seçtikten sonra pencerelerim artık aktif hale geliyor. Buradan ilk etapta şöyle bir başlangıç noktası belirliyorum. Boru hattını oluşturacağım bir başlangıç noktası belirtiyorum. Set start komutuyla gelip şuradan port 1'den başlamasını istiyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Burada extend komutuyla da buradan manuel olarak direkt oluşturabiliriz. Böyle grafik toolbar'dan ise boru şeklinde görmek istersek böyle görünümümüzü değiştirebiliriz. Ve tamamen manuel olarak oluşturabiliriz ya da buradan sayısal değerleri girip oluşturabiliriz. Böyle şu şekilde bir oluşturalım. Şöyle baktığımız zaman tut sürükle mantığıyla kolay bir şekilde boru tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Bir başka yöntemimiz ise birden fazla yöntem mevcut zaten. Burada göstereceğimiz buradan mevcut bir pipe boru üzerinden de yeni bir boru oluşturabiliriz. Ya da curve üzerinden, aksi üzerinden sketch oluşturarak da boru oluşturabiliriz. Şu an mevcut curve üzerinden bir boru oluşturmak istersem gelip şuradaki curve'ü seçiyorum. Shift'e basıp diğer curve'ü de seçiyorum. Bu şekilde direkt borumuzu oluşturabiliriz. Ve bu boruları birleştirmek istersek eğer connect komutuyla birlikte sadece gelip borularımın ucuna dokunup kontrole basılı tutup seçiyorum. Ve borularımı bağlantılarını gerçekleştirebilirim. Ayrıca yine burada da tut yükle mantığıyla ya da sayısal değerler girerek de işlemi tamamlayabiliriz. Daha sonra oluşturduğum boruyu çıkış portuna sabitlemek istiyorum. Çıkış portuna bağlamak istiyorum. Bunun için de tekrar bir set start yapıp burada oluşturduğum borunun bitiş noktasından bir başlangıç noktası oluşturacağım. Set start diyorum. Buradan gelip aynı şekilde extend deyip burada koordinat sistemini değil de normal aksisleri kullanmak istiyorum. Ve buradan opsiyonlarımız mevcut. Dimension opsiyonlarımız mevcut. Buradan ben offset from referansı yani bir referans aldığım yere doğru dimension uzunluk vermek istiyorum. Geldim tıkladım. Çıkış portuna doğru bir referans verdim. Ve buradan Z'ten değil de Y'den yukarı doğru bunu sıfır yaptığım zaman offset'in uzunluğuna doğru direkt uzunluğunu offset'in referansına doğru direkt uzunluğunu alır. Apply deyip bu sefer de X'ten yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde sıfır direkt çıkış portuna referansına direkt gelir zaten 0'a 0 gelip oluşturabiliriz. Okey deyip işlemimi sonlandırıyorum. Bir sonraki komutumuzda ise önemli bir boruları connect ile birleştirdik ya da two point portla da çıkış portuyla birleştirebiliriz. Geldim two point port diyorum. Ben direkt çıkış portuna tıklıyorum. Direkt borularımın tasarımını gerçekleştirebilirim. Bu şekilde manuel prosesle hızlı ve kolay bir şekilde boru tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Bir de ben bunlara yardımcı eleman eklemek istiyorsam eğer şuradan insert fitting komutuyla buradan yardımcı elemanlar, flanşlar ya da valfleri ekleyebilirim. Örneğin right diyorum yani düz bir boruya gelip buradan check valve'i eklemek istiyorum. Open deyip geldim. Şuraya tıklıyorum. Şu boruma tıklıyorum. Buradan montaj için nasıl offset diyerek mi yoksa length olarak mı montaj çeşidini seçiyorum. Buradan length ratio olarak seçip sıfırla bir arasında bir değer gireceğim. Boru uzunluğumu sıfırla bir arasındaki bir değere bölüp o orana doğru bir montaj yerini belirleyeceğim. 0.25 deyip dedikten sonra karşıma çıkan pencerede montaj penceresinde şuradan nokta görünümünü aktif hale getiriyorum. Grafik toolbar'dan gelip buradan şu noktadan montajın yapılmasını istiyorum. Tıkladığım zaman bu şekilde şu borunun 0.25 uzunluğuna doğru noktadan yardımcı elemanımın montajını gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde
Kürabi falan ekleyebilirim çıkış portuna. Insert deyip bu sefer sonuna diyorum. Oluşturdum bunun sonuna. Bir flange ekleyeceğim. Geldim. Open dedim. Buradan benim borumun çapı 50 idi. Buradan 52 flange'ı seçiyorum. Open deyip ilk başta flange'ı nereye montaj edeceğim onu göstereceğim. Gelip şuradan flange'ımı monta diye tıklıyorum. Ve flange'ımın yönünü seçiyorum. Port 0 yönüne mi yoksa port 1 yönüne mi baksın diye. Port 1 yönüne baksın istiyorum. Ve kontrole basıp noktasını belirliyorum. Montaj noktasını belirliyorum. Direkt bu şekilde montajını hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bunları kapattığım zaman manuel prosesle hızlı bir şekilde montajımızı yapabiliriz. Şimdi şematikle specification driving prosesle yani belli kurallara bağlı kalarak borulama tasarımını göstereceğim. İlk etapta şematik içerisinde bazı tabii akış diyagramlarım, akış tasarımlarım mevcut iki boyutlu. Zaten şematik kullanımı da aynı şekilde zaten Creo'ya benziyor. Ribbon yapısı ya da sayfa yapıları Creo'ya benzerlikler gösteriyor. Creo'dan bağımsız bir şekilde de çalışabiliyor. Şöyle biraz şematikten bahsedeyim kısaca. Şöyle tamamen Creo'dan bağımsız bir şekilde de çalıştırabilirsiniz. Geldim buradan sayfalarımdan yağ sistemleri için oluşturduğum bir akış şeması var. Bunu tamamlayacağız sizlerle birlikte. İlk olarak bu yağ tankına bir ağızlık ekleyeceğim, bir nozzle ekleyeceğim. Bunu da bu demo için oluşturduğum katalogdan piping klasörüne geliyorum. Buradan oil nozzle adlı bloğumu çağırıyorum. Geldim buradan içeriye aktar diyorum. Buradan yönünü mirrorlayarak ters çevirebiliriz. Geldim şuraya dokunuyorum. Montajını sağlıyorum. Sağ tıklayıp Exit Tool deyip işlemimi sonlandırıyorum. Daha sonra bu çağırdığım nozzle'ın Creo parametrikte bir karşılığı olabilmesi için parametrik değerlerinin tanımlanması gerekiyor. Bunun için gelip sol altta parametre penceresini açıyorum. Buradan çağırdığım nozzle'a tıkladığım zaman direkt zaten nozzle'ın parametreleri geliyor. Burada eksik olan parametreyi tanımlayacağız. Creo parametrikteki karşılığını bulabilmesi için. Buradan geldim nozzle'a tıklıyorum. Parametre ekle diyorum. Benim Creo parametrikteki karşılığım size 7 adlı vurulama dosyam. Apply deyip OK diyorum. Bu şekilde parametrik değerlerini tamamlamış olduk. İsimlerinden formatına kadar, pinlerine kadar, seri numarasına kadar bütün parametrik tanımlamalarını gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra gelip buradan bir boru yönlendirme hattı çekeceğim. Root diyorum. Buradan pipe diyorum. Bu borulama için oluşturduğum bazı pipe'lar mevcut. Bu pipe'ları kullanacağım. Örneğin ben buradan pipe flex blue pipe'ını seçiyorum. OK diyorum. Geldim. Şuradan tıkladım. Yağ tankından yağ pompasına doğru bir yönlendirme yapıyorum. OK dediğim zaman ortak klik'e tıklıyorum. Direkt işlemi sonlandırıyorum. Bakın direkt 7A olarak geldi. Çünkü nozzle'dan çektiğimiz zaman mevcut olan parametreyle pipe'ı çekebiliriz. Çektiğimiz bu pipe'ı ben Flex 4 adlı pipe klasörüne aktarmak istiyorum. Çünkü oluşturduğum parametrik değerlerde oluşturduğum klasörün adı Flex 4. Buradaki 6A pipe'ları Flex 4 içerisinde dahil. Ben bu 7A'yı da 6A ile bağdaşlaştırırsam eğer Flex 4 içerisinde aktarmış olurum. Gelip 7A'ya tıklıyorum. Burada Modify Reparent dediğim zaman gelip kontrole basıp 6A'yı seçiyorum. Bakın direkt eşleşti ve sağ tıklayıp özellikler dediğim zaman buradan parametrik değerlerini tanımlayabilirim. Geldim Flex Oil Blue adlı parametrik değerlerini tanımlıyorum. Apply deyip buradan tanımlanmamış değerlere giriyorum. Seri numarası 1'di. Dosya numarası, dosya ismi 7A'ydı. Apply deyip işlemi sonlandırıyorum. Aynı şekilde ya soğutma sistemleri için de kısaca bir şematik tasarımı gerçekleştireceğiz. Yine şuradan IC14'ten IC22'ye bir pipe, iki boyutlu pipe çekiyorum. Bunu da Pipe Purple adlı pipe'ından kullanıyorum. Geldim, direkt tuttum. IC22'ye bağlantısını gerçekleştirdi. Daha sonra gelip buraya bir yardımcı eleman eklemek istiyorum. Aynı şekilde yine Explorer'a girip buradan pipe fitting ve valve'e geldim. Buradan bir T şeklinde bir yardımcı elemanımı çekiyorum. Geldim, çektim. Sağ tıklayıp Exit Tool diyorum. Close dedim.
Çektiğim bu yardımcı elemanın da parametrelerin tanımlaması gerekiyor. Geldim, tıkladım. Buradan aynı şekilde geldim, tıkladım. Aslında uzaktan parametrik tanımlama yaptıksak eğer aynı şekilde buradan da yapacağız. Burada 10A adlı dosyamı seçiyorum. Kolay. Okey. Parametrik değerlerini tanımladık. Daha sonra oluşturduğum bu 10A'nın da lek1 adlı klasörü içerisine aktarmam lazım. Lek1 adlı parametreyi aktarmam lazım daha doğrusu. Bu da 18A'da oluşturduğum pipe zaten lek1 içerisinde tanımlı. Aynı şekilde bunları bağdaşlaştırıp oluşturabiliriz. Öncesinde sadece bu yardımcı elemanların da pipe borulama hattını oluşturacağız. Buraya geldim. Yine pipe purple. Geldim, tıkladım. Borulama hattını da oluşturduk. Şimdi oluşturduğum bu borulama hattlarını 18A ile eşleştirip lek1 parametresini tanımlayacağım. Ben tıklıyorum, kontrole basıp tıklıyorum. Modify parent diyorum. Gelip 18A'yı seçiyorum. Özellikler deyip apply dataset. Burada Pipe Butter Purple seçtim. Okey diyorum. Apply. Parametrik tamlamamı da gerçekleştirdim. Şimdi şu an semantikte akış tasarımını sağladık. Bunu export edeceğiz. File. Export diyorum. XML export. Buradan tipimi seçiyorum. Piping. Buradan file selector diyorum. Daha önce oluşturduğum Snowmobile Piping Design XML'e aktarmak için ya da yeni bir XML dosyası da oluşturabiliriz. Geldim open diyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Semantikteki işlemimiz bu kadar. Şimdi gelip buradaki Snowmobile modelimizdeki borulama işlemlerini gerçekleştireceğiz semantikle birlikte. Geldim şuradan Snowmobile adlı Piping adlı at montajımı açıyorum. Burada açtığım montajda bazı görünümler var. O görünümleri aktif hale getireceğiz. Daha sonra yağ sistemleri ve soğutma sistemleri için borulama işlemini yapacağız. Oluşturduğumuz borulama işlemine teknik ismi aktarıp buradan büküm açılarını, büküm yerlerini, büküm mesafelerini her şeyin teknik resimde oluşturacağız. İlk etapta buradan görünüme gelip, Manage View'e gelip buradan All deyip şurada Display Combined Views ile bütün görünümleri aktif hale getiriyorum. Şurada gördüğümüz gibi soğutma sistemi. Burada bu da yağ sistemi gibi pencere mevcut. İlk başta yağ sistemi ile ilgili işlemlerimizi yapacağız. Geldik buradan. Bizim zaten şurada 7 yağ adlı bir flex pipe'ımız mevcut. Burada aplikasyonlara gelip öncesinde renklerin oluşturduğumuz blue ve purple rengini tanıtmak istiyorsa eğer oluşturduğumuz klasörde bir renk klasörü oluşturacağız. Şimdi şu renk klasörünü tanıtmak istiyorum. Geldim file deyip open deyip buradan oluşturduğum renk klasörünü tanımlıyorum. Daha sonra bu 7A Flex adlı pipe'ımı aplikasyonlara gelip aynı şekilde piping komutunu aktif hale getiriyorum. Buradan oluşturduğumuz pipeları klasör olarak görebiliriz. Bu şekilde ya da gelip buradan pipeline view dediğimiz zaman bütün işlemleri görebiliriz. Model ağacına erişebiliriz. Buradan şu an aktif durumda değil. Aktif etmek istiyorsak eğer gelip şuradan flex veya pipe'ıma tıklıyorum. Root pipe dediğim zaman otomatik olarak aktif hale geliyor. Şu an burada artık işlemleri yapabiliriz. Ve XML'den, şematikten çektiğimiz XML dosyasını da şuradan tanımlayabiliriz. Gelip buradan 7A Flex'e tıklıyorum. Buradan XML file'a geliyorum. Snowmobile Piping adlı XML dosyamı çekiyorum. Bizim şematik label'ımız Flex 1 değildi, Flex 4'tü. Buradan yükle diyorum. Gelip şuradan böyle pencereyi büyütelim. Kontrol edebilirsiniz. Bakın bizim şematikte oluşturduğumuz nozzle tasarımımız otomatik olarak eşleşmiş durumda. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi gelip buradan ilk etapta şurada bir borulama işlemini yapacağım. Yine aynı şekilde root pipe deyip işlemi aktif hale getirelim.
Head start diyorum. Yani artık burada line stock oluşturmuyoruz. Oluşturduğumuz zaten line stockları şematik içerisinde parametrelerle oluşturuyoruz. Burada sadece direkt yönlendirmeleri yapıyoruz. Geldim, tıkladım. Zaten direkt seçiyor. Flex CDA. Okey diyorum. Daha sonra gelip buradan extend deyip buradan koordinat sistemi değil de aksise göre ve uzunluk olarak 20 milim uzatmak istiyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra buradaki root görünüme gelip buradan set start diyorum. Oluşturduğum nozzle'ın parametrik karşılığı, buradaki karşılığı bu parça. Gelip buradan set start olarak gösteriyorum. Okey deyip buradan şimdi artık two point portlarla oluşturacağız. İlk etapta extend yapıp buradaki bir boru hattı oluşturacağım. 40 milimlik bir boru hattı oluşturacağım. Oluşturduğum 40 milimlik boru hattından sonra artık two point portlarla borumuzu oluşturacağız. Oluşturduğumuz boru şematikte tanımladığımız parametrik değerlerle eşdeğer bir şekilde oluşuyor. Buradan görünümlerden noktaları aktif hale getireceğim. Two point port diyorum. Geldim. Kontrole basıp işlemlerimi yapıyorum. Bu şekilde son noktamda seçiyorum. Geldim buradan Rut2 görünüme geliyorum. Devamı için gelip şuraya da kontrole basıp seçiyorum. Bu şekilde boru hattını oluşturabiliriz. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde hızlı bir şekilde boru hattımızı oluşturabiliriz. Bunu katı hale getirmek istersek eğer Pipe Solid diyorum. Oradan gelip segmentimi seçiyorum. Okey deyip Make and Close dediğim zaman artık oluşturduğum pipe'ın katı haline dönüşüyor. Şuradan görebilirsiniz. Bakın bütün olur. 7A Flex içerisinde oluşturduğum bütün pipeline'larım katı modele solid hale dönüştü. Şimdi aynı şekilde soğutma sistemleri için bir borulama hattı oluşturalım. Geldim buradan. Buradan artık bunu kapatalım, şu oil yağ sistemlerinin klasörünü kapatalım. Yani burada bir water adlı bir klasör oluşturacağız otomatik olarak. Şu an bakın create dediğim zaman artık benden line stock istemiyor. Direkt XML dosyamı istiyor. Geldim tıklıyorum. Buradan geldim slow mobile pipe diyorum. Ve leg 1 olarak belirtiyorum. Bakın buradan pipe'ım, dosyam, ismi, bütün her şeyi Designate dediğim zaman buradan eşleştirmeleri yapıyor. Bakın ECA 13, 14, 15, 22 gibi bu şekilde bütün otomatik eşleştirmeleri yapıyor. Okey diyorum. Şimdi ilk olarak geldim. Buradan 0 diyorum. Şurada C1'den buradan buraya doğru bir borulama işlemi yapacağım. Noktalarım aktif hale. Geldim buradan set start diyorum. Başlangıç noktam burası olsun. Direkt 18A olarak belirtti. Okey diyorum. Daha sonra two point port'tan gelip noktaları seçiyorum. Kontrole bası tutup nokta yara koordinat sistemi seçebiliriz. Buradan okey deyip boru işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde gelip buradan Root 1 yönüne gelip buradan IC14'ten gelip buradan tekrar set start diyorum. Bakın normalde 18A duruyor. Tıkladığım zaman biz bunu oluştururken
10 ağ olarak oluşturmuştuk. Direkt pipe özellikleri 10 ağa göre entegre oluyor. Okey diyorum. Buradan extend diye bir 95 milim kadar borumu uzatacağım. Bir koordinat sistemi değil. Aksis'e göre böyle bir 95 milim kadar uzatıyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Aksis dediğim zaman direkt Z ekseni, length dediğim zaman direkt Z eksenine göre işlemi yapıyor. Daha sonra böyle görünüme gelip buradan koordinat sistemini ve noktaları kapatıyorum. Aksis ve düzlemleri aktif hale getiriyorum. Buradan aksislere göre büyük borulama işlemi yapacağım. Geldim. Buradaki aksisi seçtiğim zaman direkt boruyu oluşturuyor. Ve buradan referans yapabiliriz. Offset diyebiliriz. Offset referans dediğim zaman şuradaki düzleme göre offsetle ve sıfıra sıfıra sıfır olarak offsetlemesini istiyorum. Aynı şekilde geldim. Şuraya yine offset referans diyorum. Ve şu düzleme göre offset diyorum. Ve bu düzlemden de 75 milim kadar offsetlemek istiyorum. Okey deyip bu şekilde boru hattımı oluşturabilirim. Daha sonra 2 point portla bu iki borumu birleştirebilirim. Geldim 2 point port diyorum. Öncesinde set start diye bir başlangıç noktası belirtiyorum. Bir şuradaki borumun başlangıç noktasını belirtip daha sonra 2 point portla gelip kontrole basıyorum. Direkt borumu seçiyorum. Otomatik olarak 2 point portla boru hattımı tamamlayabilirim. Daha sonra gelip şuradan buradaki portla bağlantısını gerçekleştireceğim. Yine aynı şekilde set start yapıp yani bir boru işlemi bittikten sonra yeni bir boruya geçmek istiyorsak bir başlangıç noktası belirleyeceğiz. Bu bir port olur ya da bir borunun sonu olur ya da bir borunun başı olur. Herhangi bir şey fark etmiyor. Sadece bize bir başlangıç noktası gerekiyor ilk etapta. Buradaki düzlemlerimi kapatıp tekrar nokta ve koordinat sistemi aktif hale getiriyorum. Geldim. Tıkladım. Böyle tam ucundan yakalayamadık. Geldim. Tıkladım. Okey diyorum. Daha sonra 2 point port'tan gelip C1 konnektörünü seçiyorum. Buradan okey deyip boru hattımı oluşturabiliyorum. Daha sonra örneğin bunu zaten bu şekilde eğer kalabalık görünüyorsa tasarımda sorun yaşıyorsanız grafik toolbar'dan girip buradan sadece line'larla curve olarak işlemi devam edebiliriz. Örneğin geldim buraya artık ben oluşturduğum şematikte oluşturduğum yardımcı elemanları şimdi Creo içerisinde aktaracağım. Geldim buradan root 3 diyorum. Burada breakpoint ile oluşturduğum boru üzerinde herhangi bir noktaya point nokta atabilirim. Ve attım bu noktada da bir başlangıç noktası olarak belirtebilirim. Yani başlangıç noktası için sadece bir borunun başlangıç veya sonu değil, orta noktasında da bir set start işlemi yapabiliriz. Geldim tıkladım. Burada mesafeye giriyorum. 32 milim kadar bir mesafeye girdim. Okey deyip işlemi sonlandırdım. Daha sonra tekrar breakpoint deyip şuraya gelip burada da 30 milim kadar bir işlemi yapıp sonlandırabiliriz. Aslında işlemi ilk etapta sonlandırmaya gerek yoktu. Apply deyip devam edebilirdik. Buradan okey diyorum. Daha sonra oluşturduğum buradaki point'i set start dediğim zaman gidip buradan set start diyorum. Artık burası benim başlangıç noktam. Okey deyip buradan extend diyerek buradan bir boru hattı oluşturabilirim. Şunu da Z'den değil de Y'den şu yüz root aksi seçip şuradan Y'den direkt bulunduğu konumu kullanarak yönlendirmeleri yapabiliriz. Use root dediğimiz zaman buradan 60 milim kadar bir yönlendirme yaparak borumuzu oluşturabiliriz. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Aynı şekilde burada oluşturduğum ikinci noktayı da bir başlangıç noktası olarak belirtip burada da bir boru işlemi, boru tasarlama işlemi yapabiliriz. Geldim buradan yine extend diyorum. Buradan gelip X'ten 45 milim kadar
Apply diyorum. Y'den de 50 milim kadar bir buralama işlemini yapıyorum. Yani şöyle görmek için şöyle göstereyim. Yaptığımız zaman bakın bu şekilde buralama işlemlerini görebilirsiniz. Başlangıç noktasını burun ortasından belirttik. Herhangi bir yerden belirttik. Bu şekilde buralama işlemini yapabiliriz. Hani benim kaynak işlemini yapabiliriz. Tekrar geldim. Buradan şunları two point port'la birleştirebiliriz. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra gelip buradan insert fitting diyorum. Bakın biz burada zaten yardımcı elemanın parametre olarak tanımlamıştık. Tıkladığım zaman o tanımladığım parametre uygun yardımcı elemanım geldi. 10 aydı. İsmi Bren olarak geçiyordu. Buradan apply dediğim zaman bakın yardımcı elemanım tanımlandı. Aynı şekilde şurada da bir yardımcı elemanım vardı. Şurayı da seçtim. Apply diyorum. Direkt yardımcı elemanların tanımladığım parametrik değerlere göre otomatik olarak parametrik içerisinde, Creo parametrik içerisinde tasarlayabilirim. Şöyle buralama şeklini gösterirsek bu şekilde işlemleri yapabiliriz. Bunun dışında yine pipe solid demek istersek şuradan yani buradan pipe solid deyip yapabiliriz ya da şurada şöyle 18A adlı bizim zaten pipe'ımız mevcut. Buradan da işlemleri yapabiliriz. Geldim, tıklıyorum. Şuradan sağ tıklayıp create diyorum, solid yap diyorum. Direkt modelimi katı modele çevirebilirim. Oluşturduğum pipe'ı katı modele çevirebilirim. Buradan pipeline view deyip işlemi sonlandırabiliriz. Buradan pipe rule check ile eğer oluşturduğumuz tasarımda herhangi bir hata varsa bunları bize gösteriyor. Burada örneğin bükmelerde, köşelerde bir hata var diyor. Örneğin burada bent radius'te hata olduğunu söylüyor. Mevcut bent radius değeri 18 milim ama olması gereken 20 milim diyor. Hangileri? Şöyle yaklaşalım. Şekilde gelip tıkladığımız zaman şuradaki ve şuradaki boru hattında yanlışlık olduğunu söylüyor. Bundan delim 20 olması gerektiğini bize söylüyor. Şimdi kapatıyorum. Buradan modify diyorum. Buradan corner diyorum. Geldim. Burayı seçtim. Kontrole basılı tutup aynı şekilde böyle seçtim. Okey diyorum. Buradan bent. Radius'um 20 ya da 22. 20 olarak belirtiyorum. Apply. İşlemi sonlandırıyorum. Şu an tekrar pipe rule check'i çalıştığında herhangi bir hata olmadığını bize bildiriyor. Daha sonra piping info ile oluşturduğumuz bu boruların raporlarını oluşturabiliriz. Örneğin şuradaki oluşturduğumuz 18 aralık segmente bakalım. Buradan gördüğünüz gibi pipe dosyası, ismi, birimi, uzunluğu, çapı, et kalınlığı, ağırlığı bu şekilde bütün bilgileri erişebiliriz. Bunları resimde raporlamak istersek eğer gidip şuradan Design Table Report'tan gidip tıklıyorum şuraya. Info diyorum. Pardon, ben bent machine büküm işlemleri için gelip tıkladım. Info diyorum. Bakın buradan görebiliriz. Büküm açısı, büküm radüsü, köşe radüsü bu şekilde görebiliriz. Ya da örneğin gelip şurası değil, şurayı görmek istersek gelip tıkladım. Info diyorum. Bu şekilde görebiliriz. Ve buna teknik ismi aktarmak istersek eğer buradan Design it for report setup diyorum. Buradan bir isim belirtiyorum. Bent machine diyorum.
Save ettim. Close deyip kapatıyorum. Şimdi oluşturduğum bu dosyayı şuradan montaj içinde açıyorum. Buradan open deyip. Bu demo için oluşturduğum bir template mevcut. Bu template için şöyle bir görünüm oluşturacağım. Görünüm ismi de ISO VIP adlı bir görünüm oluşturacağım. Template'ime karşılık verebilmesi için. Şöyle bir görünümdü. Buradan gelip ISO VIP adlı görünümü oluşturuyorum. OK deyip işlemi sonlandırıyorum. Buradan zaten artık montaj içerisinde borumu görebiliyoruz. Açabiliriz. Borumuzda burada değişiklik varsa değişiklikleri de yapabiliriz. İlaveler ya da çıkarmalar da yapabiliriz. Bunun dışında geldim. Benim resmi aktarmak istiyorum. Drawing diyorum. Buradan template'i kullan. Burada Creo Alt'ta gelen bir özellik ise artık teknik resimde modelin mevcut ismini alarak teknik resim oluşturabilirsiniz. Ya da bunu iptal edip kendimiz teknik resme bir isim verebiliriz. Ama burada Use Drawing Model File dediğim zaman direkt montaj dosyamı, model dosyamı ismini alıp teknik resimde eşdeğer bir şekilde oluşturabilir. Buradan template'i kullan diyorum. Burada oluşturduğum template'imi çağırıyorum. Okey deyip teknik resmimi açıyorum. Bakın oluşturduğum template'te şurada part number bütün partları görebiliriz. Aynı şekilde bu tabloları oluşturabiliriz zaten. Artık burası normal teknik resim bilgileri. Buradan iki tane stock name'im var benim. Birinin uzunluğu 603 milim kadar, birinin uzunluğu 222 milim kadar. Bu şekilde uzunlukları görebiliriz. Oluşturduğum o band machine'i de yine tablo olarak aktarabiliriz. Oluşturduğum tabloda bu from file'dan çekip buradan band mesh adı tablomu çağırıyorum. Geldim. Yerleştirdim. Bakın oluşturduğum bu tabloda direkt hüküm açıları, köşe radüsleri, köşe açıları, köşe radüsleri bu tür bilgilere erişebiliriz. Uzunlukları hepsine erişebiliriz. Bu şekilde borulama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bundan sonra zaten artık teknik resim bilgisine kalıyor. Burada aynı şekilde create balon deyip böyle balonlama işlemini de yapabiliriz. Şöyle geldim. Creo'nun piping modülü ile birlikte borulama tasarımını bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. Bu webinarın kaydını informatik YouTube sayfamızda paylaşacağız ve aynı şekilde aynı zamanda LinkedIn'de de video paylaşımını yapacağız. Videoyu kaçıranlar için ya da tekrar izlemek isteyenler için oradan erişebilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız varsa alabilirim. Evet, soru. Bunların tane tane tek resimlerini ise part part olarak açabiliriz. Örneğin şöyle göstereyim ben size. Şöyle zaten bu montaj bir dosyası. Part olarak da açabilirsiniz. Şuradan part olarak açıp teknik resim bilgilerini tablolarını oluşturabilirsiniz. Part seksiyonunda bu şekilde açabilirsiniz. Başka umarım sorunuza cevap olmuştur. Takılan başka bir yer varsa. Oluşturulan buraları Family Table. Tabii 10 olarak kullanabilirsiniz. Family Table olarak da kullanabilirsiniz. Farklı varyasyonlar içerisinde de oluşturabilirsiniz.
Engin Bey, duydunuz mu beni? Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Eğer başka aklınıza takılan bir soru olursa direkt bana ulaşabilirsiniz. Firmamızı arayıp oradan da iletişime geçebiliriz. Webinarımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.